Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde veda'iyen ilallahi biiznihi de kalmıştık. Peygamberimizin görevleri ve vasıfları ile ilgili olarak şahit, müjdeleyici, uyarıcı, veda'iyen ilallahi biiznihi, Allah'a Allah'ın izniyle çağıran ve siracen münira burada kalmıştık. Ve aydınlatıcı bir kandil manasını verdi. Şimdi Münir nurdan geliyor. Nur kavramından geliyor. Münir ismi faildir. Bu Arapça dil bakımından sizinle ilgisi yok. Aydınlatan manasına geliyor. Nur veren, yani ışık veren. Bu Münir kavramı, nur kavramı, biliyorsunuz melekler nurdur. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim nurdur, ışıktır. Şura suresinin sondan ikinci ayeti kerimesinde Kur'an-ı Kerim'i nur yaptığını söylüyor Allah, ışık. Dolayısıyla peygamber de Münir'dir. Tevrat da ışıktır. Tevrat da nurdur. Onu da söylüyor. Ha, bu şu çıkıyor meydana. Allah'ın gönderdiği kutsal kitaplar bilgi açısından insanları aydınlattıklarından dolayı ışık adını alıyorlar. Nur adını alıyorlar. Yani sadece Kur'an nur değil, diğer kutsal kitaplarda nurdur. O çıkıyor meydana. Ha, bir insan da nur olabiliyor, peygamber de nur olabiliyor. Fakat burada Peygamberimize diyor ki aydınlatan sıratsın sen, kandilsin. Halbuki madem aydınlatan demişti, soruyu soruyorum buraya şimdi. Niçin güneş demedin ya Rabbi? Güneş de ışık veriyor. Halbuki güneşin ışığı daha büyük değil mi? Niye kandile benzettin burada? Sorusunu soruyoruz. Sırat, kandil dediğin zaman da İşte gaz yağının üzerine fenerde yanan şey, o da bir kandildir yani. Ama o çok küçük bir şey yani, kandil. Bunu güneş olmalıydı bu iş. Ha. Niye buraya benzetti bunu? Kandille başka kandilleri yakabilirsin ama güneşle başka kandilleri yakamazsın. Bir peygamber kendi ışığını başkasına verir, yakar. Senin gönlünü de ışıklandırır. Yakar ötekinin gönlünü de. Ötekinin gönlünü de. Gönülden gönüle gider. Ama güneşle başka kandil yakamaz. Onun için siraca benzetti onu. Kandile benzetti peygamberi. Yani şimdi soruyorum ben burayı okurken. Soruyorum ya Rabbi, niye bu kelimeyi burada kullandın? Aydınlatan güneşti desene. O zaman anlarım ki peygamberi güneşe benzetiyor filan. Siraca benzetmesinin sebebini böyle yakaladım. Yani bir kandil ki başka kandilleri yakarsınız ondan siz. Ama güneşi elinize alıp da başka birilerini yakamazsınız siz. Dolayısıyla peygamberi siraca benzetti. Sen aydınlatan bir kandilsin sen. Dolayısıyla Peygamberimizden bir hadis naklederler. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Ken nucum. Bu benzetme bu ayeti kerimeye olmaz efendim. Yanlıştır. O hadis uydurmadır işte. Buradan çıkıyor. Peygamberin kendisi kandil oluyor, öbürü yıldız oluyor. Olacak iş değil. Peygamber güneş olsaydı öbürü yıldız olurdu. Demek ki bu ayete ters düşüyor.
Şimdi arkadaşlar şu çıkıyor meydana. Peygamberimizin insanlığa gönderiliş sebebi nedir diye bir soru sorsalar bize, aydınlatmaktır. Peygamberin kendisi insandır, beşerdir. Nasıl aydınlatacak? Nesiyle? Bir kandil olacak ve aydınlatacak. Nesiyle? Getirdiği vahiyle. Bu Kur'an'la. Demek ki bilgi nurdur, ışıktır. İnsanların önünü açıyor. Cahil insanlar önünü göremeyen adamlardır. Yürüdüğü zaman da kör gibi yürür. Nereye çarpacağını bilemez. Hangi yola geldiğini bilemez. Karanlıktadır. Ama bilgi ışıktır, önünü açıyor. Hangi tehlikelerle karşı karşıya kaldığını, yarın kenarında mısın, düz ovada mısın, yolun nereye gidiyor? Bunu görebildiğin için, bunu sana bilgi verdiği için Allahu Teala bilgiyi aydınlık manasına nur demiş ve o bilgiyi aktaran adam da aydınlatan adam manasına geliyor. İşte Peygamberimizin ışık veren bir kandil olmasını yapan şu Kur'an-ı Kerim'dir. Bu Kur'an-ı Kerim'i al oradan, peygamberin bu ışık verme nurluğu ortadan kalkar. Yani bilgiyi ortadan al, insanın aydınlatıcı gücü, yönü ortadan kalmaz. Demek ki insanın önünü aydınlatan bu beyin, bu bilgi, milletlerin önünü de aydınlatıyor. Tüm insanlığın önünü de aydınlatıyor. Ve pek çok ayeti kerimede görüyoruz ki ilahi rahmet bilgiyle yapılan işler üzerine geliyor. Tesadüfi değil. Bilgiye dayanarak bir iş yapılıyorsa Allah lütfunu derhal oraya gönderiyor. Mıknatıs gibi. Bilgi mıknatıs gibidir. Allah'ın rahmetini çekiyor. Ve bilgi mıknatıstır. İnsanları birbirine topluyor. İnsanlar beyin etrafında toplanıyor. İman da aynıdır. Gönül etrafında toplatıyor. Dolayısıyla onun için Allahu Teala burada diyor ki ya Muhammed sen aydınlatan bir kandilsin. Ve beşşiril müminine. Ayeti bitirdik. Öteki ayete geçti. Yani 47. ayete geçti. Müminlere müjde ver ya Muhammed. Bi enne lehum onlar için vardır. Minallahi Allah'tan fadlen kebira. Büyük bir ödül. Büyük bir mükafat olduğunu, ödül olduğunu onlara müjdele. Şimdi değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerime, 47. ayet-i kerimede bir müjdeleme kavramı var. Bir mümin kavramı var. Bir de fadl kavramı var. Şimdi mümin kavramı bu ayetin merkez kavramı oluyor. Temel direği oluyor. Yani iman. İnananlara müjdele. Demek ki peygamberin müjdelemesinin bir boyutu inananlaradır. İnanmayan adam bu müjdeyi alamaz. Bu müjdeye layık olamaz. Neyi alamaz? Allah'tan büyük bir ödülü alamaz. Demek ki iman eden insana Allahu Teala büyük bir ödül veriyor. İnanmış olma. Demek ki Allah katında ödülü kazanan benim gönlüm oluyor. Benim gönlümün içindeki inanç, iman, oradaki oluşum, Allah'a yönelme olayı, benim gönlüm bana ödül getiriyor. İnna Allaha ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Gizlediklerinizde açığa vurduklarınızda biliyorum. Benim gönlümdeki imanın hakiki olup olmadığını Allah biliyor. Ben münafık varım iman etmişim yoksa hakiki iman benim gönlümde vardır. Bunu Allahu Teala biliyor ve bu değerlendirmeyi yapıyor. Demek ki bir imanın getirdiği ödül var, bir amelin getirdiği ödül var. İman etmek çok büyük bir devrim. İnsanın hayatında, ferdin hayatında iman etmek çok muazzam bir değişim olgusudur. Çünkü inkardan dönüyorsunuz imana. Bu bir değişimdir ama radikal bir değişimdir bu. Yani radikal ne demektir hoca efendi? Radikal gazetesi var. Temelden demek. Radikal kelimesi temelden manasına gelir. Radikal değişim temelden gelen bir değişim demektir. İnsanı içinden yakalayan bir değişim demektir. Böylece Allahu Teala diyor ki bu iman etme erdemini gösteren, bu değişimi gösteren insanlara ya Muhammed benim büyük ödülüm olacağını
müjdeleyeceksin. Ve la tud'il kafirine. İki tane emir var burada. Bir tanesi müjdele, bir tanesi de nehyetme. Peygamberimize bir yasak koyuyor Allah. Ve la tud'il kafirine vel münafıkine ve da'ezâhum ve tevekkel alallah ve kefâ billâhi vekîlâ. Ve la tud'il kafirine, kafirlere itaat etme. Vel münafıkine, münafıklara itaat etme. Ve da, bırak. Ezâhum, onların eziyetlerini aldırış etme. Sana eziyet ediyorlar. Anlıyorum. Anlıyorum. Ama sen onların eziyetini aldırış etme. Ve tevekkel alallah. Bana dayan. Allah'ına dayan. Allah'ına dayan. Ve kefa billahi vekila. Ben vekil olarak yeterim. Ben yeterliyim diyor Allah-u Teala. Eğer vekil arıyorsan, dayanılacak bir yer arıyorsan, ben en büyük dayanağım diyor Allah-u Teala. Bana dayanacaksın. Şimdi bunu Allah-u Teala bir yasak koyuyor peygamberimize. Niçin koyuyor burada? Arkadaşlar, inkarla, münafıklıkla iman arasında bir mücadele vardır. Bu her peygamber döneminde olmuştur. Hala devam ediyor. Yani Habil'le Kabil'den tutun, daha doğrusu Adem peygamberle şeytanın arasındaki mücadeleden tutun, zamanımıza kadar, kıyamete kadar bu mücadele devam edecek. Allah-u Teala bu mücadelede müminin tavrı ne olmalı? Bunu buraya koyuyor. Peygamber'e söylüyor ama müminin tavrını söylüyor. Kafirlere ve münafıklara itaat etmek yok. Soruyoruz şimdi, buradaki itaat ne anlama geliyor? Yani ben kafire ve münafığa itaat etmemin manası nedir diye soruyoruz. Bu cevabı pek çok ayette veriyor Allah. Bunlardan bir tanesini vereyim size. Ali İmran suresinin galiba 29. veya 28. ayeti olacak. Evet, 28. ayet. La yettehizil mu'minunel kafirine evliyâe min dûnil mu'minin ve men yef'al zâlike feleyse minallâhi fî şeyin illâ en tettegû minhum tugâh ve yuhazzurukumullâhu nefseh ve ilallâhil mesir. Şimdi itaat kavramını açmıyor burada. Bu ayet açmadı. Sadece itaat etme dedi. Kafire ve münafığa itaat etmeyeceğim ya Rabbi, tamam. Fakat bu kavram ne anlama geliyor? İtaat, boyun eğmek manasına geliyor. Anladık. Fakat bunu burada açıklıyor. Pek çok ayette var bu. Burada diyor ki la yettehizil mu'minune, müminler edinmesin. El kafirini, kafirleri evliyae, dost. Veli, veli. Veli edinmesin. Min dunil müminin, müminleri dışlayarak. Mümin mümini dost edinir diyor Allah. Mümin mümini dışlayarak kafiri dost edinemez. Dostluk kavramını kuruyor burada. Yani alışveriş yapamazsın manasına değil, dost edinemezsin. Yani sırlarını, emanetini teslim edemezsin. Siyasetini, devletini, işlerini teslim edemeyeceğini söylüyor. Dost çünkü budur. Dost adama emanetini teslim edebilirsin. En küçük sırrını söyleyebilirsin. Evliyaullah bu demektir. Evliyaullah Allah'ın velisi demek. Allah'ın sırlarını verdiği insan demek. Öyle veli olmak kolay değil ha, öyle öyle. Sokakta gezen adamlara kolay kolay veli olunmaz ya. Veli olmak birçok imtihanlardan, manevi imtihanlardan geçeceksin. O manevi imtihanlar edecek seni Allah da sonra sana o manevi emanetini teslim edecek. Allah'ın velisisin. Evliyaullah. Evliyaullah olmak kolay mı? Ha burada diyor ki Allah-u Teala, inanan adam
kafiri dost edinemez. Demek itaat kavramının içerisine dostluk manası varmış. Şimdi açıyoruz o kavramı oradan. Buradaki dersimizdeki kavramı açıyoruz. Bak şimdi ama tehlike geliyor bak. Ve men yef'al zalike, kim mümini iterek kafiri dost edinirse, kim böyle bir iş yaparsa, feleyse minallahi fi şeyin, bütün alakayı keserim onunla diyor Allah. Evet, korkunç. Bir Müslüman bir Müslümandan gönül bağını, iman bağını, kardeşlik bağını, dostluk bağını koparırsa ben de senden kopardım diyor Allah-u Teala. Hadi bakalım şimdi. Of, of. Ya Rabbi, korkunç, korkunç. Allah'ın sevgi bağını kazanmak için Müslüman Müslümana sevgi besleyecek. Müslüman Müslümana dostluk yapmıyorsa benim dostluğumdan yok sana diyor Allah. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Ayete bak. Yani bu dünyadaki Müslümanların dostluğu varsa ben de size dostluk besliyorum. Benim dostluğumu kazanmak istiyorsan insanlar insanlara dost olacak diyor. Mümin mümine dost olursa, gönülden bağlanırsa, gönülden severse, onlar arasında birlik beraberlik olursa ben de dost olurum size. Demek Allah'ın dostluğunu yeryüzündeki insanların ilişkileri tayin ediyor. Bağlarımı keserim sizden diyor. Sevgi bağlarımı keserim. Allah'ın bağlarını sizden keserim diyor Allah. Ha bak, niçin İslam aleminde bağları Allah kesle böyle gidiyoruz? Ayak uyusuna niye gittiğimizi anlayın şimdi. Çünkü birbirimizi sevmiyoruz. Arkadan dedikodu. Dostluk yok. Tefrika. Beşeri olgulardan dolayı, beşeri ne diyeyim, değerlerden dolayı birbirimize düşman oluyoruz. O mezhepten bu mezhepten, o tarikattan bu tarikattan, o cemaatten bu cemaatten. Ben Müslüman olduğum için beni sevmiyor. Onun cemaatinden olursam sevecek beni. Allah da diyor ben de sevmiyorum seni. Bayraktar Hoca, sen insanlara, Müslümanlara gönlünü açmazsan, onları gruplara ayırırsan ben de seninle ilgimi kesiyorum diyor Allah ya. Açıkça net ya. Ramazan burada. Dinliyor. Feleyse minallahi fi şeyin. Alakayı kestim diyor Allah'tan. Bütün alakalarımı keserim diyor. İşte alakaları kesilmiş bir cemaat olduk şimdi. Müslümanlar böyle bir cemaat oldu. Allah alakalarını kesti bizden. Bağlarını kopardı. Allah'lık bağlarımı koparırım diyor Allah. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Mümini iterek kafire dost olamazsın diyor Allah. Kaideyi koyuyorum. Bu benim kaidemdir. Kan. Bir şartla müsaade ediyorum diyor. Bak baba şimdi istisnasını da getirdi. Kur'an var ya. Kur'an hiçbir şeyi ihmal etmiyor. İlla en tetteku minhum tugah. Kafirler size kötülük yapacaksa, korkuyorsan diyor, sakınmak için, onların kötülüğünden sakınmak için onlara dost görüneceksin. Bir tek burada istisna var. Hayat tehlikesi olduğu yerde, aciz kaldığın yerde, takıya buradan gelir derler. Ben inanmıyorum ona ama takıya buradan gelir derler. Bu ayetten çıkmıştır takıya. Takıya kavramı biliyorsunuz değil mi? Takıya yapıyor adam. Esas niyetini saklıyor da başka türlü görünüyor falan. Ha, var ya, ha, bu işte. Ve yuhadzirukumullahu nefse. Allah kendisinden sizi sakındırıyor. Allah bizi kendisinden sakındırıyor. Olacak iş değil. Ne demek sakın? Ben Allah'tan az sakın. Ben Allah'a koşacağım. Benim kulumdan dostluğunu koparırsan benden de sakın. Bak görüyor musunuz Müslümanlar? Şu var ya şu İslam aleminin sosyolojik realitesini söylüyor, toplumsal gerçeğini söylüyor. Müslümanların Müslümanlara gönülden bağlanmaması, Müslümanın Müslümanı sevmemesi, aramızda mezhepleri, tarikatları, cemaatleri sokmamız,
Bölünmemiz Allah'a dokunuyor, gayretullah'a dokunuyor. Ve Allah ilişkilerini kesiyor bizden kardeşim işte. Bunu söyledi işte burada. Yani bağırma mı kusura bakmayın, çıldıracağım. Verin bana bir kelime de izah edeyim. Verin, verin. Şu ayeti nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz ya? Neresinde bu Müslümanlar bu ayetin? Müslüman Müslümandan gönlünü koparırsa, sevgi bağını koparırsa, ben de kopardım sizden bağımı diyor Allah. İşte bugün İslam aleminin, Türk toplumundaki bu bölünmelerin, bu tefrikaların, bu kanların akmasının sebebi Allah bizden alakasını kesti. Allah'ın lütfu olsaydı bizim üzerimize bu olmazdı. Çünkü diyor ki Allah başka bir ayette, başka ayetlerde var. Bunu da Yusuf peygambere uyguluyor bunu. Yusuf suresinde söylüyor onu. Benim hakiki kulum diyor, bir günah işlediği zaman geri alırım onu diyor. Bak. Bana hakiki kul, bana gönül vermiş. Gönlünün ekranını bana çevirmiş. Bir insan günah işlediği zaman derhal geri alırım onu, o günahtan işletmem onu. Bizi geri almıyor. Biz birbirimiz dövüyoruz. Kan akıtıyoruz. Dünya kopuyor. Allah bize alakamı kestim size. Bakın ne yaparsanız yapın dedi. Şu çıkıyor meydana. Müslümanın Müslümana olan gönül bağı neyse Allah'ın bize olan gönül bağı da odur. Ayet o. Ayet bunu söylüyor. Tamam. Neysek, gönlümüzle birbirimize ne niyet besliyorsak, sevgimizin dozacı, rengi, bütünlüğü, ağırlığı, yoğunluğu neyse, Allah da bize öyle seviyor bizi, öyle bağlanıyor bize, öyle bağlarını bize uzatıyor. Bu ayet bunu söylüyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu ayetle ilgili o kadar ayetler var ki bir tane daha söyleyeyim size, geçelim bunu. Bak şimdi. Bak bu dedi bana ki hoca, bak Allah buraya nereye bağladı şaşırdı bak. Oraya imana bağladı, bak buraya şimdi nereye bağladı onu şimdi. Bak. Ya eyyühellezine amenu, ey inananlar, la tettehidu bitaneten min dunikum. Siz kendinizden başkasını dost edinmeye bakmayın. Kendinizi dost edinin. Bir defa iç meselenizi halledeceksiniz demek istiyor Allah. Yani kardeşim, benim beynimle benim gönlüm, benim nefsim dost değil ki. Ya benim aklım ayrı çalışıyor, gönlüm ayrı çalışıyor, nefsim ayrı çalışıyor. Onlar arasında ben bir dostluk kurmadım ki. Sen bir defa bir dostluğunu kur bakalım diyor Allah. Sen bir defa şu içinde yılanlar çıyanlar var. O yılanlar çıyanları bir hallet. Nasıl halledeceğiz diye soruyorum şimdi. Ayetin sonuna söyleyecek onu. Ayetin sonuna doğru gidelim. Ha aynı zamanda kendi içinde bu dostluğu kuran bir insan, aklı ile gönlü bir olan, nefsi bir olan, bütüncül şahsiyet deriz, modern eğitim sisteminde, eğitim psikolojisinde eğitimin amacı nedir diye tanım yapan bütün dünya eğitimcileri, insan şahsiyetini bütünüyle geliştirme olayıdır. Bütüncül bir şahsiyet, yani gönlünü ihmal etmeyeceksin, beynini ihmal etmeyeceksin, nefsini ihmal etmeyeceksin. Duygu boyutuyla, zihin boyutuyla, içgüdü boyutuyla, yani modern psikolojiden söylüyorum size, onun tabirlerini kullanıyorum size yani. Duygu boyutuyla, içgüdü boyutuyla, arzular boyutuyla, kabiliyetler boyutuyla, yeni yetenekler boyutuyla ve zihin akıl boyutuyla insanı bütüncül olarak yetiştirmeye eğitim faaliyeti diyor. Bunu eğitim yapmazsa hedefine ulaşmaz diyor. Bütün dünya eğitimcileri söylüyor bunu. Ha, bunu sadece ben söylemiyorum. Ha. Bu bütüncül şahsiyeti kurduğumuz zaman, bu sefer bütüncül şahsiyete sahip olan, şahsiyetinin bütün duygu boyutuyla, efendim yetenekler boyutuyla gelişmiş bir insan, bulunduğu grup içerisinde de bütüncül bir şahsiyet oluşur ve sosyal bütünleşme dediğimiz olay bu. Social
integration denir buna. Bir cultural integration var, kültürel entegrasyon, bütünleşme var. Bir sosyal bütünleşme var. Yani biz müminler bütünleşeceğiz ve bütün dünya insanlığıyla bütünleştiğimiz zaman da sosyal bütünleşme meydana gelecek. Bu sosyal psikoloji var bu ya. Bunu Kur'an söylemiş 1400 sene evvel. Yani daha sosyal psikoloji yeni söylüyor bunu ha. Sosyal psikoloji, social integration vardır. O İngilizcesi budur yani. Onun bir de cultural integration vardır. Kültürel entegrasyon ve sosyal entegrasyon. Sosyal entegrasyon devletlerin bütünleşmesi manasına gelir. Cultural integration dediğimiz zaman da inanan insanların bütünleşmesi manasına gelir. İnanan insanların bütünleşmesi akla dayanırsa, bak geliyor burada. Akla dayanırsa sosyal bütünleşmenin zararını olmaz. Harika bir olay. Kur'an bunu söylüyor. Dünya daha yeni geliyor buna. Eğer kültürel bütünleşme, imanın meydana getirdiği din kardeşliği, buna kültürel bütünleşme diyoruz. Bu din kardeşliği akla dayanmazsa sosyal bütünleşmeye zarar meydana getirir. Hristiyan Müslümana düşman olur. Müslüman Yahudi'ye düşman olur diyor Allah. Bak şimdi geleceksin aşağıya. Neler anlatıyorum size biliyor musunuz? Bunu üst düzeyden konuşuyoruz ha. Ağrı Dağı'ndan konuşuyorum. Ha, sosyal psikoloji de bunu söylüyor. Bütün dünya insanlığı bunu kabul ediyor. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, biz kardeşim Hristiyan bize düşman, biz Hristiyan'a düşman. Yahudi bize düşman, biz Yahudi. Ne oldu bu şimdi? Akıl yok. Arada iman var zannediyor adam kendisinde. İman var ama akıl yok. Akıl olmayınca iman düşman oluyor bu sefer. Düşmanlık yaratıyor. Din düşmanlık yeri değildir. Düşmanlık ocağı değildir. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, sizden başkasını düşman edin mi? Dost edin mi? وَلَا يَعْنُوا لَكُمْ خَبَالَا وَدُّوا مَا عَنِتْتُمْ. Düşmanlarınız sizin başarılı olmanızı istemez diyor Allah. Sizin sürçmenizi isterler, sürçmenizi. Bak bak bak, iyi dinleyin. İyi dinleyin beni. Sizde münafıklık alameti var mı yok mu? Bundan alacaksınız ha. Münafık adam arkadaşının başarısını istemez diyor Allah. Ha. Anladınız şimdi? Üniversiteyi bu çürütmüştür ha. Üniversiteyi bu çürüttü ha Türkiye'de. Ha bu var ya ha bu. Ya adamda kabiliyet var, yetenek var, çalışıyor, ilerliyor da destekli onu arkadan da çekememezdi, kasetli, kin, çürüttü üniversiteyi, çürüttü. Bu münafıklık alametidir diyor, Müslümanın alameti değildir. Müslüman arkadaşı kabiliyetliyse, yetenekliyse destekle, ilerlesin, ilerlesin. Ben o adama bir beyin verdim diyor Allah, benim emanetimdir sana, o beni mi kıskanıyorsun sen diyor Allah. Ya ben verdim o beyni ona. E benim beynimi destekleyecek o benim eserim ya. Bak 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 bak. Bunları 1400 sene evvel anlatmış. Münafık adam arkadaşının başarısını istemez diyor. İstemez. İyi dinleyin. Komşunun başına bir şey geldi, içinden oh diyorsun ama akşam diyorsun baş sağlığı diliyorsun ha. İçinden oh oldu. Diyorsan münafıksın. Yani komşunun acısını gönülden paylaşacaksın, başarısını da gönülden paylaşacaksın. Böyle bir profesör göster bana üniversite bakayım da. Göster de, göster de bayraklar o üniversiteye transfer olsun. Gidelim oraya. Yok öyle bir şey yok kardeşim. Yok öyle bir şey. Onun için beyin göçü diyoruz. Onun için Batı dünyası kazanıyor. Başarı orada destekleniyor. Bak nereden nereye geldik şimdi ya? Bunları mı konuşacaktık? قَدْ بَدَتِ الْبَغْلَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرْ. Allah diyor ki sen bu adamları dost edinemezsin. Ağızlarından kin kusuyorlar. Ağızlarından kin kusuyorlar. Fakat gönüllerindeki kin daha büyük diyor. Ekber, daha büyük. Gönüllerindeki kin daha büyük. Ağızlarından dökülen kin daha küçük. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ. Bu ayetlerimi size açıklıyorum diyor Allah-u Teala. Niçin, 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 niçin? İn küntüm takılın. Aklını kullanasın diye. Akıl, akıl, akıl. Bak şimdi gördün mü şimdi?
İşte imanın meydana getirdiği din kardeşliği akıl olmadığı zaman düşmanlık haline bürünür. Bürünür. Ben Müslümanım dersin Hristiyan'a, Hristiyanım der Müslüman'a, düşman olur. Çünkü o ilişkide akıl yok. İman olmuş ne gezer? Bunu Kur'an anlatmış bunu. Sen bu dine bak şimdi, bu din. Bunu bilmiyoruz ki kardeşim. Bunu bize anlatmadılar. Bize namaz, oruç, hac, namaz, oruç, hac, namaz, oruç, hac. Bu. Din böyle dediler işte bize. Neyi anlatıyor görüyor musun? Mümin müminin kardeşidir. Bu fermandır Allah'tan. İnnemel müminune ihvetun. Şuara suresi. Hucurat suresi. Başka yerde de var. Ve ihvanukum fiddin. Tevbe suresi. Dinde kardeşsiniz. Nerede dinde kardeş kardeşim? Biz düşmanız ya. Ne dinde kardeş ya? Bizim dinimiz İslam dini değil ki. Bizim dinimiz neyimiz? Gruplarımız size işte. Ha? Bizim dinimiz orası. Mezhebi geçirdik dinin önüne, Kur'an'ın önüne. Ne alakası var? Adam bakıyor benim cemaatimden mi değil midir? Cemaatindense asistan alıyorsun. Değilse almıyorsun. Olmaz böyle şey. Yıktı bu üniversiteyi bu olay. Kahrolası. Kusura bakmayın yani heyecanlanıyorum. O kadar zor durumdayım ki bilmiyorsunuz ki benim derdimi ya. Ha bu gönlümü bir yarsanız da içinden çıkarsanız da bir baksanız neler var orada. Allah aşkına yani. Çilem çok büyük. Keşke bunları bilmeseydim. Çobandım ben. Çoban olarak devam etseydim ya. Hiç derdim olmazdı ya. İnekleri beklesin, sütünü sağsın, peynirini yaparsın, yersin işte ya. Ama bunları bildiğin zaman dert oluyor sana bu sefer. Yani çileden çıkıyorsun. Ne yapacağını şey. Nefes alamıyorum bazen. Daralıyor bana ev. Ev daralıyor bana. İşte bu nereden nereye geldik? Hikmet-i ilahi. Bir ayetten çıktık nerelere gittik. Veda ezahum. Ya Muhammed onların eziyetini bırak. Aldırış etme. Eziyet yaparlar. Ha bu ne demektir? Dedim ya size. Bu din adamları, bu dünyadaki din adamları, ben de içine dahilsem ben de dahilim oraya. Bu dinleri düşman etmişler birbirlerine. Savaş yaptırmışlar. Ve insanlar birbirine eziyet etmişler imanlarından dolayı. Olacak iş değil. Ve onun için peygamberimize eziyet etmişler. Bütün peygamberlere eziyet olmuş. Memleketini terk etmişler. Hiç hicret etmeyen peygamber yoktur. Hiç memleketini terk etmeyen peygamber yoktur. Bu kadar eziyet edilmiş insanlara, bu peygamberlere. Peygamberimize eziyet etmiş, peygamberimiz de memleketini terk etmek mecbur tutulmuş, o da hicret etmiş. Buna rağmen Allah teselli veriyor ona. Ayette diyor ona ki veda ezav. Onların eziyetini aldırış etme ya Muhammed. Biliyorum benim kullarım sana eziyet ediyor. Onlar da benim kullarım ama onların ihtimal var, ihtimal vardır Müslüman olurlar ha. Senin safına geçebilir. Bu ihtimal hiç göz ardı etme. Onun için sen onlara düşmanlık duygusu besleme. Sen onların aleyhine konuşma. Peygamberimiz hiç aleyhlerine konuşmamıştır. Peygamberimiz hiç aleyhlerine konuşmamış çünkü aleyhine konuşsa sonra Müslüman olacak, ona nasıl yüzüne bakacaksın? Müslüman öteki adamların aleyhine konuşmaz, kendi aleyhine konuşulur ama Müslüman yapmayacak o işi. O bakacaksın biraz sonra döner o, bir değişim meydana gelebilir onun gönlünde. Müslüman olursan onunla yan yana oturamazsın. Halid bin Velid kaç tane Müslüman öldürmüştü biliyor musun? Sonra Müslüman oldu. Bak geldi peygamber yani 10 sene sonra Müslüman oldu. 10 sene Müslümanlıkla mücadele verdi. Dolayısıyla bu bir Müslüman ahlakı olarak bize veriyor bunu. İnanmayan insanlar, inanan insanlara eziyet yapar diyor Allah-u Teala. Bu sanki toplumsal, sosyolojik manada insanlığın bir kaderi gibi. İnsanlar beyinlerini, gönüllerini açamıyorlar. Gerçek fikirlere, gerçek düşüncelere, hakikatlere açamıyorlar. İnsan kendi fikirlerine fanatikleşiyor ve gönlünü daraltıyor ve o beynine başkasının girmesini istemiyor.
Orası benim ülkemdir diyor. Ama orada yılanlar, çıyanlar var kardeşim. Orası çöl. O beynin çöl. Aç da girelim oraya da. O yılanları temizliyorum diyorsun adama. Yok diyor. Olmaz diyor. Ben bu yılanlarla yaşayacağım burada diyor. Rahatım diyor bu yılanlarla burada. Rahatım diyor. Giremezsin. Bu bir sosyolojik realitedir ha. Sosyolojide bunu şöyle anlatırız biz. Bir yerde 100 tane yanlış yola düşmüş bir kadın varsa içlerine bir tane namuslu bir kadın girerse rahatsız olurlar. O 100 tane kadın çok rahat yerinde. Harika. Öyle rahatlar. Ama bir tane namuslu kadın girdi mi rahatsız. Şimdi adam şirk, gönlünde şirk inancıyla, inkar psikolojisiyle yaşıyor adam. Yaşıyor. O kendisine bir dünya ayarlamış. Sen o dünyaya girmeye çalıştığın zaman peygamber bile olsa, Hazreti Muhammed de olsa, Kur'an da olsa rahatsız oluyor adam. Ezan mı okundu? Rahatsız oluyor. Bu bir realite. Yani bu bir psikolojik realitedir arkadaşlar. Şu beyin var ya, ha, bu beyin, bu beyine girebilmek, beyni açmak öyle kapıyı açmaya benzemiyor. Öyle kasayı açmaya benzemiyor ha. Bunu bilgiyle, bilgiyle açacaksın, o kasayı eriteceksin o şeylere. Onu açamazsın, anahtarları manahtarları yok sende. Anahtar burada. Allah açmaya çalışıyor gene açılmıyor. Kur'an'la açmaya çalışıyor gene olmuyor. Bu ne biçim beyin ki bu beyin? Olmuyor. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, ya Muhammed sen bu insanların gönüllerinde, beyinlerinde akrep, yılanları, çıyanları, o yanlış fikirleri temizlemeye çalışıyorsun. Ama temizlerken, o uğurları alırken rahatsız oluyor o beden. O beden rahatsız oluyor. Oo. Bir ayeti bitiremedik. Veda ezahum. Onları o eziyetleriyle bırak, aldırış etme. Ve tevekkül alallah. Bana dayan. Arkadaşlar tevekkül çok önemli bir konudur. Tevekkül eğitimde, ticarette, siyasette, ekonomide, insanın bütün hayatının boyutlarında tevekkül çok ciddi bir iç yaşamdır. İç yaşam, iç hayattır bu. Ne demek bu? Müslüman bütün şartları hazırlayacak. Bütün emeğini ortaya koyacak. Emek, emek. Bütün emeğini ortaya koyacaksın. Mesela bakın siyasettekini göstereyim size. İdaredekini göstereyim size. Peygamber'e. Peygamber'e diyor ki Allah-u Teala sen devlet başkanısın öyle mi? Ha. Halkınla istişare edeceksin. Halkıyla istişare ettikten sonra diyor ki ve tevekkala bana dayan diyor. Şimdi sen devleti idare ederken halkı halka rağmen idare etmeye kalkarsan Allah'a tevekkül edemez. Peygamber'e söylüyor bunu. Bana tevekkül etmek istiyorsan siyasi şartları hazırlayacaksın, emek harcayacaksın. Ondan sonra bana tevekkül edeceksin. Ha, tarlayı sürmeden Allah'a tevekkül olmaz. Tarlayı süreceksin, çabanı sarf edeceksin, emeğini vereceksin, ondan sonra Allah'tan bekleyeceksin. Demek ki İslam'da tevekkül, kulun iradesi tecelli edecek, kendi gücünü ortaya koyduktan sonra gücünü açan işte Allah'tan yardım beklemesi olayına tevekkül diyoruz. Tamam mı? Yoksa böyle otur caminin kenarına, akşam sabah tesbih çek, Allah versin sana para. Nasıl verecek sana? Allah nasıl bilgi verecek sana? Akşam yat, sabah yat. La yatıp uyuyacaksın da. Mezarda nasıl olsa uyuyacaksın. Bu dünyada çalış da hiç olmasa. Ve kefa billahi vekila, vekil olarak ben yeterliyim diyor Allah-u Teala. Yani sen dayanacak bir yer arıyorsan bana dayan. Ben büyük bir dayancım. Bana dayandığın zaman da sırtın yerine gelmez. İşte değerli kardeşlerim, toplumlar ne zaman ki bu dayancı kaybederler, çökerler. Tamam mı? Bu çok ciddi bir, bu tevekkül dediğimiz kavram, dayanak, dayanma ve bir dayanç bulma olayı, bu çok ciddi bir iman konusudur. Bir iç oluşumdur bu. Bu iç oluşumu davranışa yansıtacaksın. Ha,
çalışmayı bütünüyle yaptıktan sonra olacak bu iş. Allah-u Teala İslam'ı anlayan, Müslüman Müslümanı dost edinip de Allah'ın sevgi bağlarını yeryüzüne indiren kullarından eylesin. Amin.